Sevgili takipçilerim, kıymetli dostlar, hepsinden var YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün yine bir Ankara serisinden devam ediyoruz. Ne var? Nereye geldik? Deniz Köfteci Deniz'e geldik. Deniz abimiz 1960 yılından beri dededen oğula, oğuldan toruna hesabı böyle bizlere Ankara'da yine İskitler'de harika köfte, yürek, böbrek, ondan sonra kokoreç, bunlar böyle 10 numara ekmek arası yapıyor. Tabii benim gibi bir insan da bunun tadına bakmadan buradan geçemezdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bu harika videonun tadını çıkartıyoruz. Buyurun efendim. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim abicim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz abicim, siz nasılsınız? Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Şimdi burası neresi, biz neredeyiz babacığım? Burası Ankara İskitler, meşhur köfteci Deniz Usta'nın yerindeyiz abi. Meşhur köfteci dedin, kaç yıldır meşhursunuz abi? 1960'tan beri abicim. 1960'tan beri varsınız. Bizde baba mesleği bu iş. Bu ne? Burada bir şey görüyorum. Dana, böbrek, yürek karışık abi. Burada tavuk mu? Tavuk şişimiz var. Tamam. Meşhur Ankara köftemiz var abi. Peki, şimdi 1960'tan beri meşhur diyorsun. Evet. İnsanlar sizi niye tercih ediyor abi? Lezzetimizden, temizliğimizden, kalitemizden dolayı abi. Lezzet, kalite, temizlik. Evet efendim. Hakikaten öyle, eline koluna sağlık. Allah. Yine ben de yolda geçerken gördüm, dedim ki bu kardeşimi çekmem lazım. Her zaman, başımıza beraber. İsmini rica edebilir miyim hacım? İsmim Muhammed abi benim. Memnun oldum, benimki de ben Emre. Şimdi hacım, et, ne eti? %100 dana etidir abicim. %100 dana eti. Evet. Kendimiz kestiriyoruz hayvanlarımızı. Tamam. Başında bekliyoruz. Çok güzel. Etimizi kendimiz alıyoruz. Sakat etimizi günlük taze kendimiz kazandan getiriyoruz. Kazandan geliyor. Tabii, günlük mezbahadan taze kestirip getiriyoruz. Her şey günlük taze olur. Bizde hiçbir şey bayat olmaz. Peki 1960'tan beri böyle mi? Evet, 1960'tan beri böyle. Maşallah. Hiç değişmedi Allah'ın izniyle. Şimdi o zaman baba mesleği dediniz. Tabii. Direksiyonun başında devamlı sen mi varsın? Ben normalde varım, dayılarımız var, amcalarımız var. Ailecek biz bu işi yapıyoruz. Hep helal beraber olsun. Buradayız. Başka şuben var mı abi? Ulus'ta tezgahımız var. Şaşmaz'da dükkanımız vardı. Yeni Mahalle Dolmuşlar'ın orada dükkanımız vardı. Pandemiden dolayı onları kapattık. Anladım. Şimdi sadece İskitler'de ve Ulus'ta hizmet veriyoruz. Anladım. Tezgahımız var dedin. Tezgahın evet. Manası tabii, tabla mı? Evet. Tabla demek tezgah. İstiyorsun. Ankara'nın gerçek tezgahları. Peki tezgah. Şimdi dışarıda kokoreç de görüyorum şurada. Tabii. Akşamları kokoreçimiz var. Akşamları kokoreçin de kokoreç abi. Kuzu kokoreçi. O nereden geliyor? Onu bir abimiz getiriyor. O da çok güzel. Müşterilerimizden hiçbir şikayet almadan devamlı çalıştığımız güzel bir kokoreç. Anladım. Peki şimdi burada etlerimiz kaçar gram? Daha doğrusu şimdi çeşitlerimizi saydınız. Ağırlıklı evet. Ekmek arası gidiyor. Öyle gördüm. Genelimiz ekmek arası. Serviste yapıyoruz işte. Tamam. Ekmek arasına kaç gram ya da kaç adet giriyorsun abi? Şöyle göstereyim. 6 adet şöyle köfte koyuyoruz abi. 6 adet köfte ortalama giriyorsun. Ortalama çiğken 100-120 gram arası. 120 gram arası geliyor. Çok güzel. Etinin özelliği nedir? Yani lezzeti. Tamam. O eyvallah. Etinin özelliği lezzeti. Lezzeti tabii ki de. Lezzette ne veriyor dedin abi? Çok güzel neşe, bir şey. Mutluluk. Neşe veriyor, mutluluk veriyor. Helal olsun. Allah razı olsun. Ama şöyle bir şey var. Çok hoşuma gitti. Hani mutluluk da sende görüyorum yani abi. Bu sürekli yapıyorum. Kokoreç yediğinden mi, lezzetten mi? Lezzetten abi. Çünkü biliyorsun kokoreç de serotonin hormonu veriyor yani insanlara. Bizim işimiz daha çok ızgara. Köfte üzerine. Bizim ailece köfteciyiz biz. Baba mesleği köfte. Yok, doğrudur. Şimdi şunu demek istedim. Dana eti %100. Evet. Kuyruk yağı var mı içinde? Kuyruk yağı var içinde abi. Kuyruk yağsız olmaz değil mi? Yok, kuyruk yağı buna en çok lezzet veren şeylerden biri. Peki etin ne, yani hayvanın neresi et? Kaburga mı kullanıyorsun? Kaburga. Sırt mı? Yağlı sırt eti, kaburga eti. Peki şimdi şunu soracağım o zaman. Az önce birkaç ustayla daha konuştuk. Evet. O kaburgadan olduğu için ben kuyruk yağı girmiyorum dedi. O bir seçenektir abi. İsteyen girer, isteyen girmez. Köftenin çeşidi olabilir mi? Yani Ankara tabii. Ankara köftesi deyince içinde kuyruk yağı ve dana eti olacak. Tabii, olacak. Diye bir şart olabilir. Var mı? Çünkü bizim Adana kıymada da mesela Adana kebabında kuyruk yağı olmazsa olmazımızdır. Tabii. Ya köfte de öyle Adana gibidir aslında bir nevi abi. Kıymadan yapılır. Peki bak kuyruk yağı katılır. Anladım. Şey giriyor musun? Baharat falan giriyor musun tabii, abi? Tabii. 11 çeşit baharatımız var. Bunun özel ustalarımızın hazırladığı baharattan takıyoruz. Köftenin harcında 11 çeşit baharat da var. 11 çeşit baharatla beraber yapıyoruz abi. Anladım. Anladım. Kaç dakika arası hizmet veriyorsun? Sana nereden ulaşabiliriz? Abi sabah 9 gece 2'ye kadar İskitler'de, Ankara İskitler'de Tesviyeciler Caddesi üstüne deniz kebabı olarak hizmetinizdeyiz. Telefon, 7 günü. Telefon var mı? Hemen telefonlara yardımcı olayım abi. Tamam. Telefon numaranı da alalım. Dostlar vallahi cızır cızır pişiyor. Bakın cızır cızır pişiyor yani. 0533
0-18-96-82 abi. Aynen öyle abi. Buradan sana ulaşabiliyorlar. Tabii. Peki. Paket servislerimize buradan yardımcı oluyoruz. Şimdi yemek sepeti, getir götür gibi şeyler de yoksunuz ama değil mi? Onlara da yavaş yavaş şey yapacağız. Onlara da gireceksin. Anladım. Bana çeyrek ekmek yani, hazırlayacağız zaten. Hemen hazırlıyorum. Tamam. Sıkıntı yok. Önce müşteri abi. Önce müşteri. O ne? Oranın bay bayanı. 11 çeşit. Vallahi eline koluna sağlık falan. Bunda peki yürekte vesaire de bunda bir şeyin var mı ekstra? Bunda ekstrası tazeleriz abi. Ne olursa olsun taze olacak. Anladım. Hani böyle bir baharat vesaire zıvır olayı yok. Direkt tabii, sade et. Közde pişiriyorsun. Evet, bunun özelliği taze ve sade olmasıdır abi. Peki benim gibi isteyen oldu mu hiç bugüne kadar? Köfteyle az bir şey karışık yapar mısın tabii, diye. Tabii çok sattığımız bir şeydir. Öyle mi? Doğru bir şey istedim yani. Tabii köfte böyle karışık. Tamam. Köfte tavukla bile karışık. O zaman ben dediğim gibi abi sana zahmet böyle karışık bir ekmek arası. Tamam, güzelce ayarlıyorum. Güzelce yiyeyim. Peki şimdi abicim şunu soracağım. Abi buyurun. Bu harika lezzetlerin fiyatları nedir abicim? Abicim bizde tüm ekmek 17 lira ekmek arası. Porsiyonumuz böyle. Şöyle. Böyle ekmeği yaptırmış. Tamam. 17 TL. 17 TL. Evet. Servis isteseydim ne kadar o derdi? O da aynı. Fiyat farkımız yok. He, ekstra bir şey almıyorsun. Evet. Hepsi 17 TL. Anladım. He. Fiyatın da gayet makul ve güzel. Tabii. O yüzden seni sürekli tercih etmelerinin en büyük sebeplerinden biri de bu da olabilir yani. Hem düzgün olmamız, hem uygun olmamız, hem temiz olmamız, müşterilerimizi devamlı kullanmasına. 1960'tan beri var olmanın sebebi bu o zaman. Evet abi. Biz üçüncü göbeğiz. Allah'a şükür. Bizden sonra da çoluğumuz çocuğumuz bu işe devam edecek. İnşallah. Var mı? Çocuk var mı? Ya olacak inşallah. He, bekarım diyorsun. Yani. O zaman bir şöyle yakışıklarını çekeyim de belki. Teşekkür ederim abi. Kısmetin çıkar hacım. Hayırlısı diyorum. Oh yürekli. Bunun bir pişme süresi var mı abi? 10 dakika, 15 dakika. Ateşin sıcak derecesine göre. Böyle pişiriyoruz abi. Peki şimdi köften sulu sulu bu güzel. Tabii çok sulu sulu olacak. Sulu sulu olması güzel. Bunda da böyle bir espri var mı? Hani sulu olacak. Abi kızardığı zaman suyu çekilmeden yenilmesini tavsiye değil ederim. Değil mi? Öteki türlü kuru olur. Kuruyor. Sakatat olduğu için çabuk kuruyor. Sıcak yenilmesini kesinlikle tavsiye ederim abi. Peki bunun ekmek arası ne kadar? Hepsi aynı fiyat. Abi yapacağım. Sadece kokoreçimiz 20 lira. He, o da normal. Kokoreç evet, artık tamam. Bayağı bir pahalı oldu. Onu da bir 20'ye hani şey satıyoruz. Biz biraz zor satıyoruz. Hacım abi. Onda Canan Karatay kokoreç yiyin dedi. Yesinler, tavsiye ederim abi kokoreç. İşte fiyatlar arttı abi. He? Fiyatlar abi, arttı. Her şey artıyor ya. Hiçbir şey yerinde durmuyor artık. Pandemi çok etkiledi mi? Çok, aşırı çok. İki tane dükkanımız gerçek kapandı iki abi. Gerçek dükkan kapattı. Kaç kişi ekmek yiyordunuz abi? Abi biz 40 kişiydik. Ooo i̇şte, maşallah. Kötü oldu. 40 kişiydiniz. Oy, oy. 20 tane personelimiz bir dükkandaydı, 20 personel bir dükkandaydı. Hmm. Allah yardımcıları olsun, Allah şimdi, yardımcınız olsun. İnşallah düzelecek yine. İnşallah. Yani ülke i̇nşallah. Olarak hem şimdi o standardın değil mi Şükrü abi? Bu standart. Evet, İçine ne giriyorsun abi standartta? Domates giriyorsun böyle. İsteğe bağlı soğan. Kekik giriyorsun. Pul biber. Pul biber giriyorsun. İsteğe bağlı cin biber. He, o da şu oluyor. Tuz girdim birazcık. Ette normalde tuz yok mu hacım? Yok abi. Sadece kendimizde birazcık tuzumuz var. Bir dakika. Ette tuz yoksa süper. Evet, ette tuzumuz yok. Buradan isteğe göre atıyoruz. Peki bu eti sen şimdi bu harç bizde Adana'da şey avcar denir abi buna bu arada. Avcar. He, avcarlamak denir bizde. Evet. Sizde de harçlamak mı oluyor? Ne demek oluyor? Harçla diyebiliriz. Düz mantık olsun. Harçlamak tamam. Diyelim. Tamam. Eti harçladın. Evet. Hemen buraya çıkartıyor musun? Belirli yok, bir dinlenme yok. Süresi var mı? 24 saat köftemizin dolapta dinlenme süresi var açık bir şekilde. 24 saat bekleyecek. Evet, o zaman bu da yine buradaki farkı bu. Bu tabii. Günlük bu dinlenmiş. Dinlenmiş. Tabii. Anladım hocam. Öyle. Evet sizinkini nasıl yapayım? Sulu mu olsun? Biraz sulu, daha pişmiş. Sulu tamam. Abi. Ben Adanalı adamım ya. Bizde 2 dakika daha kanını çeksin tamam, hemen olur. Yardımcı oluyorum. Olur. 17 lira. Müşteri köfte soruyor dostlar. 17 TL dedik. Evet. Taksici abimiz. Abi soğan olur mu sizin? Bizimki standart abi. Orijinal. Soğansız olmaz. Soğan olacak içinde. Antibiyotik ya. Yapalım mı köfte? Değil mi hacım? Soğan tabii, antibiyotiktir abi. Ya. Soğan. Sarımsak. Bu ne verecek şimdi bana? Bu protein verecek. Protein verecek değil mi? Kan verecek. Bir nebze mutluluk verecek. Oo. O zaman tamam. Tamam. Bizi sen... Uzaya gönderiyor şimdiden yani. Yok abi. Nirvana'ya ulaştıracağım beni. Alman köftesi basmış sana. Şimdi abimiz de istedi, taksici abimiz. Onun köftesini de giriyor. Sana Mumi mi diyorlar?
Mami mi Mumi mi? Benim ismim Muhammed. Evet. Ama arkadaşlarım ve çevrem Mami diye hitap ediyor. Mami diye hitap evet. ediyor. Ben de bir şey demiyorum. Kardeşim İnsanlar... peki sana şunu sorabilir miyim? Başkalarına bu işi tavsiye ediyor musun? Abi herkes bildiği işi yaparsa herkesin yaptığı iş daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Değil mi? Şimdi taksici abim geldi. Evet. Taksici abim bu işi yapsa olur mu? Olmaz. Ama sen taksicilik yapabilir misin? Yok kesinlikle. Değil mi? Çankaya'dan sipariş veriyorlar. Çankaya'dan. Helal olsun. 1960 yani. Boşuna değilmiş hacım o zaman. Biz doğru adrese gelmişiz bak. Tabii, ben sana tabii. diyeyim ya. Yani. Biz doğru adrese gelmişiz. Oh, çiçek gibi oldu ha. Vallahi billahi eline olma sağlık. Bizde bir de su toplam olayı yoktur. İsteğe göre akademinin pişirdi sıcak sıcak teslim ederim üstleri abi. Aslında olması gereken bu. Bir de et zaten sağlık açısından da çabuk bozulan bir şey. Tabii hep sürekli dolabımızdadır. İsteğe göre çıkartır hemen pozisyon olarak pişirir. Biraz bekletiriz ama sıcak sıcak yiyoruz. Anladım. Bir de senin en büyük avantajın Ankara'nın bir nebze daha bizim oralara göre serin olması. Abi, o çok önemli. Yoksa biz buraya Adana'da sabah yola çıktığında 36 dereceydi. Oo, iyi sıcak varmış. Ankara'ya geldiğimde 26 dereceydi. Yani 10 derece şu anda 10 derece bir rahat bir fark var. Mantar gibi oldular ha. Evet, böbreklerimiz de yavaş yavaş pişmek üzere. Kanlarını çekmeye başladılar. Peki hacım, kullandığın közün, şeyin kömürün bir özelliği var mı? Biz dayanıklı kömür ve meşe kömürü kullanıyoruz abi bunun içinde. Hem uzun vadeli hem de güzel yanması için ikisini karıştırıyoruz. Kokoreçte de mi aynı kömürü kullanıyoruz? Kokoreçte de aynı kömür. Dayanıklı dediğimiz pres kömürler var. Orta evet, pres kömür. Kömür. Hem ondan hem de meşe kömürü de çabuk bizi yansın diye. Bizde de portakal kömürü kullanılır. Evet, ben de duymuştum o portakal kömürü. Portakal kömürü kullanılır bizde. Dayı senin memleket nere? Ben Ankaralı. Ankaralısın. Ben de Adanalıyım. Adana'dan geldim bak. Videosunu çekmeye. Siz ilk defa mı yiyeceksiniz? Yok, biz devamlı alıyoruz. Devamlı alıyorsunuz. Neden tercih ediyorsunuz burayı? Vallahi güvendiğimiz için hem de çok lezzetli. Lezzetli ve güvenli. Süper. Teşekkür ederim. Afiyet olsun size. Allah kaza bela vermesin. Çok teşekkür ederim. Biberin bir esprisi var mı? Biberin doğallığı abi esprisi. Yarınlar közlenmiş bir şekilde sıcak suya yani, ikram edilmesi. Harmanlayarak yapmanda bir espri yok. Yok, o, yok tamam abi, anladım. Pişirirken ama şöyle aslında güzel bir özelliği var. Tamam. Niye biliyor musun? Kuyruk yağı ile birleşiyor. Evet doğrudur. Bizde kuyruk yağı kıymetli baba. Bizde de kıymetli. Çok bizde severim. Kuyruk yağı dedin mi akan su durur. Gerçi Adana'da falan kuyruk yağı etten değerli. Ciğer etten tabii, değerli. Tabii bizde şimdi dana eti bizim orada çok gitmez. Değil mi? Bizde gitmez dana eti. Hani kullanan belki yemeğe kullanır ya da böyle işte şeyden gelenler. Sizin gibi Ankara'dan böyle evet. batıdan gelenler dana etini kullanırsa aynen. kullanır. O da yemekte. Ama ağırlıklı bizde biraz böyle Araplara yakın olduğumuz için o Arap kültürü baskın evet. geliyor. Dolayısıyla kuyruk yağı bizde olmazsa olmaz. Ama koyun eti olmazsa olmazımızdır. Ama bizim. Çok güzel bir lezzet abi. Hem kuyruk yağı hem aynen koyun öyle. Eti. Koyun eti şimdi öyle. Yüreklerimiz, böbreklerimiz yavaş yavaş kanlarını çekti. Sonuç hazır bir şekilde geldiler. Eline koluna sağlık hacı. Afiyet olsun. Yeter istersen. Yok şöyle güzelce yapayım ağzını. Tam koyayım diyorsun yani. Özlemiş bir yer sever misiniz? Tabii tabii olmazsa olmazımız. Yani, burada acıyı seviyorlar mı abi? Çok değil abi Ankara'nın adamı. Normal bir şekilde pul biber. Genelde şöyle turşu biber. He onlardan yiyorlar. Anladım. Buradan abi soğan istiyorum. Tabii tabii soğansız olmaz abi. Şöyle soğanı. Tamam. Domates koyabilirsin. Tamam baharat atalım. Baharatımız bol olsun. Tabii. Çektik. Oh. Pul biber. Oh. Vallahi billahi var ya uçurdun beni ya. Bak bak bak. Yok o şey istemiyorum. Tamam. O şimdi biraz kimyasala giriyor hacı. Evet. Sen el yapımı turşun olsaydı eyvallah. İnşallah o da yakın bir zaman içinde olacak. Süper derdim. Eline koluna sağlık. Abi şimdi ben kamerayı hanıma veriyorum. Afiyet olsun. Bunu gömüyorum. Afiyet çok olsun teşekkürler. Rica ederim abicim. Dostlar şimdi Mami kardeşim bizi böyle bu harika lezzetle Nirvana'ya ulaştıracak. Neresinden başlayacağımı şaşırdım biliyor musun? Afiyet olsun. Vallahi mükemmel görünüyor. Şimdi 1960 yılından beri bu harika lezzeti Ankaralı halka sunuyorlar. Biz de nasiplendik. Tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Böbreği görüyor musun böbreği? Böbrek. Hmm.
Mami sen bu işi biliyorsun babacığım. Afiyet olsun abi. Mükemmel. Dostlar kekiğin tadı falan harika. Pişmiş biber. Kuyruk yağında biliyorsunuz közlendi. Harika bir tat vermiş ya. Yani kelimelerin kifayetsiz kaldığı an diyorum şu an. Mantar gibi. Mami. Böbrek çok başarılı abi. Beğendiniz. Ya Adana olarak beğendiyseniz Ankara'dan ne mutlu bize. Mükemmel. Böbrek mükemmel olmuş. Bir de köftenin tadına bakacağım şöyle ekmeksiz. Evet, baharat falan çok başarılı. Güzel değil mi? Dostlar. Deniz Usta'mı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok güzel. Şimdi Ankara'da yolunuz bu tarafa düşerse İskitler tarafına, Köfteci Deniz'den muhakkak bu harika lezzetin tadına bakın. Kaldı ki az önce gördüğünüz Çankaya'dan taksici abim sipariş alarak geri gitti. Şimdi ben bunu yemeye devam ediyorum. Hepsinden var YouTube kanalını takip etmeyi, videolarımı beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlar.